Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi özellikle Fazlı'nın müthiş heyecanlı. Aman onu yapalım, bunu yapalım dediği YouTube programımıza nihayet başladık. Programın ismi Konumat. Konumat. Konuğumuzu arıyoruz, soruyoruz. Diyoruz ki şu spor ya da şu aktiviteyi daha önce yaptın mı? Yaptım diyorsa teşekkür edip kapatıyoruz. Formata bak. Ve bugüne kadar 22 konuk aradık, hepsi yapmışlar. Yani top oynadın mı? Alı sahaya gittin mi? Daha önce yürüdün mü? Mesela bugün konuğumuz kim? Özgür Turan. Aslında samimi olalım. Şimdi biz bölümü çektik. Bu açılış çekme unutumuzu çekiyoruz. Şu sahilden yürüyelim, şöyle yürüyelim. Sahil mi? Fazla sahil ya, biraz da ot var yani. Bayburt'ta var mıydı sahil? Her yer. Zaten Bayburt'u hatırlattı burası bana ya. Gördüğüm binaların nüfusu Bayburt'un nüfusu zaten. Öyle hatırlattı kanka. Şurası Bayburt halkı. Özgür'le konuştuk. Dedik böyle böyle format var. Beyzbol oynayacağız. Olur abi dedi. O bize başvurmadı. Beyzbolda bugün kim sence daha iyi yapabilir? Sen oynadın mı daha önce beyzbol? Daha önce hiç oynamadım. Yani elime de ilk defa zaten ben bir şey aldım. Türkiye'de çok bilinmeyen ama yapsak izlenecek bildiğim bir spor var mı değişik? Bence beyzbol iyi olur. Hiç düşündün mü oynamayı? Yo hayır, ışık kılıcım vardı böyle. Arkadaşım bana dart attı, nerf dartı. Ben onu işte Jedi gibi böyle savurdum ama güzel olur, evet beyzbol oynayabilirim. Ben bir yerden sonra anlamadım zaten. Biz ekstrem sporları çok seviyoruz. Yani fiziğimizden de anlamışsındır. Hangi yolda gideceğinize bağlı, o yola gideceksiniz değil mi? Böyle gideceğiz. Ben buna temel atıyorum. Hayır. Yok ben buna binemem. Ben bir deneyebilir miyim? Ben yönetimden daha iyi. Ben hiç böyle değildim anlıyorum. Benim şu an yaptığım seninkinden daha mı iyiydi? Onu bir şey yapmadım. İlk denediğimden daha iyiydi. 3 santim gittim. 17. Kasım'da. 17. Evet, tekenim sıkıntı. Hot Wheels'ı kaykayım vardı aslında o. Hot Wheels kaykayda bilindik evet. Marka mı? Yani Hot Wheels kaykay deyince kaykaycılar vay be ne kaykaymış mı derler? Yani öyle bir bilinmişim. Ben kaykaycı değilim. Şurasında Hot Wheels arabaları vardı. Yapma ya. Ondan sonra anneannem bizimle yaşıyordu o zamanlarda. Şimdi Manisa'da. O zaman hep beraber Manisa'ya gidiyor muyuz şimdi sürpriz anneannene? Gidilmez tabii bu virüs falan varken. Artık 17 yaşındayım. Ayak numaram büyüdü. O yüzden pateni de bıraktım. Ne o? Mikrofonu mu alacağım? Yok hayır. Ha şöyle yumruk yumruk. Pandemi var ya ama ondan. Aslan teşekkür ederiz. Ama senin dirsekliğin var oğlum. Kolumuzu kırmasın. Senin ismin ne hocam? Ahmet Ok. Ahmet Ok. Hazır mısın? Aynen. Abi süper. Aynen. Beraber geliyorsun bana. Tamam. Geç abi yanına. Geldik. Senden ricam bak. Ben ultra amatörüm ve hayatımda kavga da etmiş bir adamım. Sadece şeklen göster. Alıp beni bunu kolumu ikiye bölme tamam. Yani. Tamam. Ben sana çok korkuyorum. sen bana öğret, ben yapayım. Kendini savunmak için veya... Şunu mesela alabilirsin bak. Şunu alıp da direkt buradan arkaya alıp buradan. Gibi. Anladım abi. Anladım. Ama şimdi ben sen ona bunu böyle yaparken öbür adam böyle duruyor mu? Ben sana yapabilir miyim? Ya. Bir daha göster ama yavaş bir sana. Tut bu kolumu. Arkada oynayacaksın. Kırma abi. Sen bunu kırdın. Bir de şunu kırıp denk olsun. Veya şey yapalım. Mesela buradan gittikten buradan. Arkada dönüp düşürüyoruz. Evet. Tangoya da benziyor biraz. O anda müzik çalsa döneriz. Ama yemeğimiz. Senin mesela kavga etmen suç mu? Suç. Şey olarak geçiyor. Silah öldürücü olarak. Darbe olarak geçiyor. Aynen silah olarak. Mesela benim de şaka yapmam suç. Öldürücü darbe oluyor. Ama ne kadar tatlı bir arkadaş değil mi? Çok evet, çok ben, ben senin evet, böyle eğitim adam. Verdiğin... Yok yani şey... Neden böyle şeyler yapıyorsun? Ben tam el falına bakacağım zaten. Şey, aynı zamanda el falına bakıyoruz. Abi ne gerek var? Yani bak, sen metrobüste falan böyle geziyorsun. Çevire çevire geziyorsun herhalde. Şuradan bir tane uzatır mısın diye. Abi şunu bir al. Ne kadar? Ne kadar denir mi abi? Neyi ne kadar ya? Profesyonel olarak... Böyle kavga ediyorum. 16 senedir yapıyorum ben bu sporu. 10 yaşlarında falan başladım. 8-10 yaşlarında. Yaşın 26 mı? 26 yaşın. Matematik iyiymiş. Matematik iyiymiş. Abi 16 okuduk ama rakam. Senin matematik ne kadar kötüyse buna iyi diyorum ben. Abi rakamları biliyor olman beni çok etkiledi gerçekten. İyiydi abi. Ya şimdi mesela adam böyle abi, hareket kolay yapıyorsun ya. Burada harekette falan direkt elif. Tamam da abi. Ya adamın dövmesi var. Bak dövsün. Nasıl olacak? Kickboks'ta şu an 12-10 gidiyorum. 12 kere yendim. Galibiyetim var. 2 kere nakatum var. 8'i puanla. Aynen. Genellikle boğuşmalı geçiyor maçlar. O iki knockout'un nasıl sert mi? Yani ayrı bayıldı falan mı? Nasıl? Tabii ki de hastaneye götürdüler. Yani. Ya sen de dövüşülmez çok sertsin ya. Kafadan 3-4 tane aç. Adam hastaneye gülerek almışsın. Abi onun bir anası babası var ya. Adam ikiye bölündü abi. Adam öldü ya. Zor yapmışsın da geldi. Elini tutsan yeterli benim için. Şöyle elini tut. Ne yapacağım peki? Yumruk atacağım sadece gerçek ama elini yumruk. Atacağım. Yok gerçek atacağım. Sinemine mıstık oynayacaksın sen. Bu sana sarkıntılık etmeye gelen bir adam gibi düşün. Onu engelle. Ha öyle geliyor. Hedefe kilitlenmiş. Nasıl olur bir adam mı? Kadın mı lan o? Aa çok şey vuruyorsun ha. Şşş bağır kendine gel. Only you. Aa, tamam ben sana vurayım.
eline. Omuzdan geçirmek gerekiyor. Ya. Şu omuzumdan. Evet. Harflı. Hadi. Hadi bakalım. Boks yapmak kolay bari efendim. Bir anda format değiştirdik. Bozduk mu? Yok yok. Bana bir yumruk göster ki adamı tek yumrukta devirebileyim. Sadece. O çene mi? Çene mi oluyor? Öyle kolay göstersin daha iyi olur mu? Nasıl? Hayır, 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 hayır. Şimdi... hayır. Da vurmayacaksın da sadece şeyi göstereceksin. Yok, yavaş yavaş. Şey, bir an elektrik. Valla tercih ederim böyle şey. Bir şey söyleyeyim, yumruk yemekten tercih ederim şu an, o durumdayım. Vücut tabii ki. Kroşe, çeneye doğru. Hayır, tüm o en kuvvetli yer. Yani buradan koyarsan elektriğini kapatırsın yani. He. Bayılırsın. Çene bayılırım. Şuraya. Aynen, burnundan koyarsın, burnunu kırarsın, kanatırsın. Ama bayılmasını istiyorum. Kalkıp Eda beni dövmesin yani. Ya. Hayır, şimdi vurursun adam o kan der, bir döver beni, öyle değil. Aynen. Ben vuracağım ölecek, şey çene, bayılacak. Çenede, aynen. Şey yapalım mı Kenan'a olarak? Hayır, hayır. Ben kendim bayılırım. Yok, iki dakika. İki dakika. Bilmedim yolda kanki bende. Bilmedim yola gene 5000 yıllık basın ekspres. Paralı yoldan değil, yan yoldan gidiliyor ya bu şeye. Sen ücretli yolları kapatmıyor ayranın. Hayır babacım. Gideceğimiz yer paralı yolun üzerinde bir yer değil. Yoksa ben para vermekten asla imtina eden bir insan değilim de. Ücretsiz yol hem daha ferah oluyor hem çevrede daha çok insan oluyor. Bir de OGS var, KGS var, bir de HGS var. Bunların birbirinden farkı ne? HGS ile her yerden geçebiliyorsun. OGS sadece OGS'den. Ben OGS var bende. Yanlışlıkla HGS'den geçtim. 11 kat cezası var. 11 kat. Evet. Peki diyelim benim HGS'm yok, OGS'm yok, hiçbir şeyim yok. Geçtim oradan, 11 kat ceza kime veriyorlar? Arabayı satarken çıkarım o. Ben de sanki Karayolları Genel Müdürü'yle yola çıkmışız gibi ama bana ne soruyorsun? Evet, Özgür'ü arayalım. Özgür, bizim bugünkü programımızın ilk konuğu sensin. O kadar herifler taşaklı ki konuğa böyle yolda haber veriyorlar. Abi ne oldu, teşekkür ederim, gelmedi de çok. Yok değil mi, bir işin bir işin? Varsa iptal et. Tamam o zaman sen bize konuğa özür geliyoruz. Tamam, tamam hadi. Özgür. Yanda şeyler el falan salladı. Fazla salladı da bana niye vurdun sen o sırada? Sen de şey yaptı ya. Oğlum niye salladın? Bu el sallamadın format. Biz burada... Belki programın adını bile değiştiririz lan. El salla falan. Böyle tutar belki el sallamak. İnsanlar çok ilgisini çeker, çok gülerler. Kameraman diyor ki aslında bunları çekmek lazımdı dediği için açtık şu anda kamerayı. Aynen öyle ya. Ya böyle bir şey olabilir. Böyle bir YouTube inanılır gibi değil ya. Kameraman diyor ki abi bunları çekmek lazım aslında. Ya böyle kameraman mı olur ya? Komik bir şey olunca abi keşke çekseydik diyor. Onun şunu gösteriyor abi şey. Özgür'ün konumu. Kanki buralar mı ya? Ne bileyim sol diyor, sol yap. Şurada şuraya bırak. Nerede? Burada mı? Kötü komedyenler giremez. Bayağı bir de böyle fotoğraflarımızı koymuş. O zaman hiç girmeden? İyi bir şakayla gidelim yani. Var mı senin şaka? Yok abi adam atma gelsin. Gel gel. Proje iptal. Şu beni çok giriyor ya. Bir kere fazla mı vurdum acaba? Üç kere vursan şok mu? Allah Allah. Bu saatte kim acaba? Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Benim bir uyarım vardı burada. Maalesef. Ortaya söyledim. Hani nasıl sigara içmek yasaktır. Mesela ben kullanmıyorum. Çok alınmıyorum. O yüzden ben girip çıkabiliyorum. Güzel sürpriz oldu, belli oldu ama. Yani gelişimizin sürpriz oldu, çok belli oldu. Evet. Bayağı habersiz geldik biliyorsun. Tabii tabii. Ayakkabıları çıkarayım ben. Tabii. İlk kez çıkarmak için kullandım. Buyurun. Kaça veriyorsunuz burayı? Geldi mi? Harbi girdik, yemin ediyorum girdik. Şimdi formatımız şu. Senin evde oturuyoruz, akşama kadar muhabbet ediyoruz. Stüdyo. Nasıl? Şu ekip. Dışarıdan geldik diye takıyoruz ya. O çok terledim ben ya bundan. Unuttum, cebimdeydi. Ama sen evindesin. Ama sen de tak, evet doğru. Ama ondan da bize geçebilir. Bence tak, bizden sana geçer. Biz çünkü Covid, kesin Covid'iz. Hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk abi. Şey var mı? Su. Yok. Ya fazla niye beni itiyorsun oğlum, şey oğlum ya? Soğuk içer misin? Deniz nerede? Deniz içeride, deniz ücretsiz çıkmıyor diye kilitledim içeri. Var bir dakika. Nerede bizim paralarımız? Bizimle bugün beyzbol oynamaya gelirsen tam 25 bin lira para kazanacaksın. 25 bin lira, evet. Mı? Evet. Şeyin de kilosundan çıkardı. Biraz matbaada bir hata olmuş. Geçersizdir diye. Sıfır. Büyük büyük de yazmışlar üstüne. Geçersiz. Hani. Abi şöyle vereceğim. Yani. Sen ne kadar abi? 100 lira. Buyur. Geçerli. Bu bana içim acıdı abi. Daha önce yırtılan 200 lira görmemiştim. 4 liraya aldık onları. 4 lira. Bir tane gerizekalı var. 4 lira 25 bin lira satıyor. Güzel abi, tamam. Biz de hiç beyzbol oynamadık. Sopayla oynandığını biliyor musunuz?
Kapatmış mı Mustafa? Hatta ben şimdi gideceğimiz Arnavutköy Spor'u aradım. Onlar da 2 yıldır profesyonel beyzbolcular. Onlar da pek oynamamışlar. O da Özgür Tırar'ın evlilik anlaşması yaptığı eşiyle fotoğraf. Kaç yıllık mukavele imzaladınız? Yaklaşık bir 3 imzaladık ilk ama 3 artı 2 şeklinde. Artı 2 tek taraflı. Opsiyon. Belediye de opsiyon. Bizde değil. Yani kendileri uzatırsa diye ona göre uzatacaklar. Evet değerli izleyenler, Özgür Turan konuğumuz bize haftalar önce başvurdu ve Evin Bahane programının evini yenilemesini istedi. Biz de evet, onun talebini istedim. Nihayet bayağı uğraştık. Evet, bayağı zaman aldı. Şu anda evinizin bu halinden çok memnun olacaksınız diye düşünüyoruz. Sağ olun, ben de bahsetmiştim sorunlarımdan. Umarım çözülmüştür. Ben çok güveniyorum sizin ekibe. Her hiç kaçırmadan izlerim. Evet. Kaçırdığım zaman kayıt ediyorum. Evet. Tekrar izliyorum. İlk programımız bu ama evet. Teşekkür ederiz. Bizler atarsak izledikleri programlar, biz de yayınlayalım ben. Ham kurgusunu izledim. Formatımız gereği gözlerinizi kapatıyoruz. Ayrıca kulaklarınızdan birini kesiyoruz. Formata bak. Ben mi açayım? Açın efendim. Ben açayım. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl oldu? Evet, açmayın, girmeyin içeri. Şöyle gözlerinizi kapatalım. Şöyle kameraya doğru herkes görsün izlerimiz. Evet, buyurun. Buyurun. İyi ya işte fazla. Programımızın en keyifli yanında biliyorsunuz. Beni o kadar tatmin ediyor ki insanları mutlu. Hayallerine kavuşturuyoruz. Özgür Bey gözlerinizi açıyorum. Evinizdeki yeni değişikliği görmek istiyor musunuz? Çok istiyorum. Ya. Ya. Karım yok. Evet karınız yok Özgür Bey. İstemenizi yaptığı yok var. Çok güzel sosyal. Hiç beklemiyordum yani. Yok, evet. Oturur şurada diyordum. Gerçekten de yok ya. Nasıl, evet. Ferahlamış değil mi ev? Daha böyle. Evin bahane çok teşekkür ediyorum. İmkansız diye bir şey yoktur. Mesela gelin böyle mutfağa. Mesela burada da mı yok? Her yerde yok. Mesela. Bak suyu açık bırak. Bak şimdi. Evet. İçeriden aşkım su açık kaldı kapat diye ses geliyor mu? Yok kesinlikle. Neden? Çok çünkü karım yok. Bak, bravo. İşte bu. Abi klozetin kapağını da açık bırak. Evin ortasına sıçayım ben. Ha bu arada fotoğrafları da kaldırmıyormuşuz. Bizde böyle abi yok. Komple yok yani. Teşekkürler. Ona ait her şey. Hadi hayırlısı olsun. Hoşça kal abi. Gel fazla başka birini mutlu etmeye gidelim. Kameralar kaldı burada. Dedim ilk programa beni çağırıyorlarsa ya dedim Mesut Süre kabul etmedi ya da... Ya da dedim çok rezalet bir program. Beyzbol konusunda hiçbir fikrim yok. Ben ilk şaka yapıyorsunuz zannettim. Ondan kabul ettim gerçek soru. Çok ciddi olduğunu yavaş yavaş görmeye başlayınca kafanda bir soru işareti oluştu. Topa vurma tamam da sonra bir yerlere koşuyorlar. Nereye koşuyorlar orada? Abi onu öğreneceğiz. Nereye koşuyorlar? Herkes evine gidiyor herhalde. Bizim ülkede bir şey gerektiren sporlar tutmuyor genelde. Ama bir şey gerektirmiyorsun. Beyzbol sopası benim şeyde var, bagajda var şu an. Ama ucu kanlı. Yeni kavgadan gelmiş. Ben şeyi düşünürdüm. Şimdi hani adam atıyor, o vurmaya çalışıyor. Lan diyorum, madem vurmasını istemiyorsun, at uzağa. Size çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bakın kaçtır YouTube programlarına gidiyorum. İlk kez evimden alınan bir programa denk geldim. Aa, yani o yüzden konum at işte. Konum atınca vazgeçiyorlar abi. Geldik arkadaşlar burası. Burada hiç böyle bir idman varmış gibi de bir hava yok ya. Aa tribünler falan da var ha baya. Beyzbol tribünü olsa ben laylarım. Her spora bir Türk futbol taraftarı ekliyorum kafamda ve çok komik olur. Tenis de çok komik olurdu ya. Haydin adam, haydin adam, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Bir de böyle tenisi bilmeyen mesela ilk sayıda 15-0 geri geliyorsun ya. Ya buradan dönmez başlar. <gibi ama. gülüyor> Cem Bey kapınızı kapatıyorum. Ve otobüslerle alışmışım, otobüslerle kapatmıyorsun ya, kendin kapanıyor o yüzden. Ahmet Hoca! Hoş geldiniz. Tam beyzbol oynamalık yani. Yalnız rakip çok sert durmuyor mu ya? Hocam en küçüğümüz, 15 yaşında. 15 mi? 10 yıldır mı 15 yaşında? Şey mi abi, geç kayıt abi diyorum ama. Abicim var elinizi öpeyim amcacım hemen. Hocam neler var şimdi atıcı, tutucu? Atıcı var, tutucu var. Yani bir defans takım, bir savunma takım var normalde. Vuran takım atak takımı oluyor. Diğer takım savunma takımı oluyor. Atan da tutan iyiyse kazanıyorsun.
Aynen. Filmlerden tabii beyzbolu biliyoruz. Şimdi biri atıyor, biri de vuruyor. Arkasında da biri var. Bu üç kişiyi aldım. Diğerleri nereye koşuyor? Diğerleri vuran kişinin vurduğu topu yakalamaya çalışıyor. Filmlerde şey oluyor mesela, adam işte son top böyle bir vuruyor, ta stadın dışına çıkıyor. Seyirciler alıyor falan. Koşmasına bile gerek yok değil mi? Artık onu tutamaz diye. Aynen, onu artık tutamazlar diye yavaş yavaş. Yavaş yürüyor. İstersen geçebilir yani. Nereden nereye koşacağız? Yani biz mesela şimdi sizi yeneceğimizi düşünüyoruz. Bir maç yapalım mı? Siz hepiniz biz üçüz. Çok yok lan, manyak mısın? Hiç bilmiyorsunuz. Bu da tamam diyor burada. Ama bu mesafe çok uzun abi. Buradan arada bir aracımız falan var mı giderken? Martı gibi. Ahmet Hocam bir şey söyleyeceğim. Şimdi beyzbol sopaları Türkiye'de çok revaçta biliyorsun. Evet. Ama genelde kavga için kullanılıyor ya. Bu sizi içten içe bir rencide ediyor mu ulan bu spor? Şu sopayı getirir misin? Ne oldu oğlum, bana mı vuracaksın? Bu sopa, yani internette satılan sopalarla bu sopa arasında yani dağlar kadar fark var. Sağ benim bağlar. Arabadaki hiç böyle değil abi. O kırılır o zaman. Top nasıl? Top da mı sert? Top sert. Bu sert. Bu çocuk sert. Bu sporda sert. Yumuşak bir şey var mı abi? Birbirinize fırlatırken eğer hani eldivene tutturamazsa veya işte yakalayacak kişi yakalayamazsa işte kaş, göz, burun dağılabilir çünkü top çok sert. Neden? Biz seninle kavga ederiz ha maçta. İzin veriliyor işte. Tamam, bana yeterli. Adam ölür ama yani şunu da vursan. Yok, bununla bu olmaz. Sopayla kavga mı? Hatta kaskı da yani. Yok, giyotin falan var. Bazı kafasını koparıyor. Ama biz abi şimdi şey olarak düşün. Mesela çok aşırı mal. Hani daha önce sopa tutmamış. Onu anlamıştır zaten yani. Biz daha önce elimizde bir şey tutmadık, öyle düşün. O sana büyük abi, sana büyük. Reaksiyon göstermekte yavaş kalıyorsun. Belki geç anlıyordur. Sen topu atarken söyle topu. Bu tarafa. Sağa koşuyorsun. Ha, buraya koşuyorsun abi. Aynen. Tamam, alıştı. İşte karşıdan bence atmaya başlayalım abi. Olur. Atayım mı karşıdan? Sen de denesene abi, çok ilginç bir şey. Direkt karşıdan. Oğlum ne kadar kötü bir görüntü lan bu. Oğlum ağır mısın, bu daha iyi, hafif. Bak, bu herkesin boyuna göre. Cem, bir tane çantamda kürdan var kanka. Bunu daha önce görmüş müydün? Bu bence normal düz sallasanız zaten ben sopaya doğru... Da ben vuramıyorum. Vücut dik değil mi abi? Bu da teknik soru sormaya çalışıyor hoca. Kır olduğumuzu anlamasın diye. Hocam düz şu şekilde değil mi? Hocam yanlış duruyor bu. Vay! Koş koş! Yetişemedi. Ben hadi oraya adam yolladım. Nasıl abi? Daha mı iyi? Yani hangisi daha iyi? Yani onunla vurduğunuzda daha ileri gider. Bir saniye abi, seni mi dinleyeceğim onu mu? Sen söyle. Sol el alta. Bir saniye, bir tane daha denemek istiyorum. Oo, iyi gitti ha. Kaslarım çıktı ha. Şimdi top tutmayı da göstereyim mi size? Göster abi. Evet. Ufaktan. Böyle yeri var burada. Ama şöyle tutmak daha eğlenceli abi. Merhaba. İçerisinde keseler var. Ben böyle attığım zaman... Oğlum benim içimde... Ben de böyle bir yetenek olmuş olabilir mi yani? Olursa... Kesenin içine girmesi lazım. Basit bir şey yaptık. Ben de havalı bir şey yaptım. Bak şimdi. Kaç maç? Hemen havaya girdim. Tamam abi. Tamam. Biz tutucuyuz abi önce. Aynen. Haydi beyler! Kim tamam. Bizim takım kim, onu da bilmiyorum. Alacağız mı maçı? Biz kimiz? Oyun basit gibi görünüyor anlamadığım kadarıyla. Rakipler güçlü sadece. Yani hazır mısın? Görüyorsun bayağı kaslı maslı çocuklar var. Herkes toplandı galiba, benim de gitmem. Galibiyet yemini. Şimdi sizin galibiyet yemini, motivasyon yemininiz nasıl? Beyler, bu maçı alacağız da söz veriyor musunuz? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Hocam hatıra olarak alıyorum. Abi atışım bile iyi ya. Aa, vuramadı. Aa, vuramadı. Gidi. Ne bileyim. Aa, ay pardon lan. Çocuk hocam ayıptır geldi. Ya kafasına atıyorsun. Ben tutuyor muyum onu? Önde durmuyorum. Koşuyor. Hiç anlamadım. Bir yerden sonra hiç anlamamaya başladım. Bildiğimi de unuttum ya. Oha! Bir dakika, lan ne yapıyorsun? Koş Cem, koş! Lan!
Ya ya hocam ben bu kuralları anlamadım. Ben orada ne yapıyorum? At benim elde benim. Çok iyi oynadık. Geç kaldık. Aha geldi. At bana at. Abi yakaladı. Yakaladım değil mi? Çok samimi söylüyorum, gördüm. Kameralardan vara gidebiliriz. Evet, ben de. Hocam istersen vara gidelim. Tekrar. Sen top bana yavaşça at. Gel ağır çekim yapıyoruz. Geri git. Oğlum ben niye ağırım sen hızlısın? Hocam safe. Yani kazandık. Yok. Kimin için? Safe olduğu zaman o kazanıyor. Buradaki kuraldan da bahsedeyim. Şimdi o havada yakaladı ya. Bu da açılmıştı o sırada. Havada yakalanan top da geri dönüp eski kalene basmak zorundasın. He. Eğer top senden önce ama eğer... kayınca ben korktum. Siz doğru olanı yaptınız. Kafasına çünkü basıp kazandın diye şey yapmayalım dedik. Terimleri öğrenseydik bari out diyorlar, bir şey diyorlar, safe diyorlar. Safe diyeyim yandır. Hadi Betül. İşte bu kaç. Safe. Sen kime? Bastım. Ben de basıyordum. Kendimi çok ifade edemiyorum ben... tutucu olarak. Atıcı olduğum çok belli. Ben hiçbir anlamadım ki. Bir kere top atla ayak tırnağıma geldi, morardı. Ya adam sürekli bana bir şey anlatıyor. Anlıyormuşum gibi kafayı sallıyorum ama bir yerden sonra o kadar saçma bir şey soruyorum ki. Abi onu anlatmışsın diyor. Beşer hakkımız var. Vurmuyorken ne yapıyoruz? Normalde 3. Fakat ben konuştum hocayla 37 tane dedi adam başı vurabilir. Kemik sesi duymak istiyorum, kemik sesi. Ricky! Canat'ın onu çok sevdiğimi söyle. Oh. Koşayım mı? Ne yapayım? Koş, 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 nereye koş? Nereye koşacağım oğlum? Koş, çabuk koş. Oğlum bana, hocam bana koşacağımı niye geç söylediniz ya? O sopayı bıraksana. Ya bütün takım sana koş diyor. Ben buna vurmaya gidiyordum sopayla, bayılırsa diye. Böyle bir daha vuracak. Tamam, unuttum. İyi de vurdum ha. Vallahi top buldunuz mu? Güzel vurdum. Herkes bunlar çalışmış ya. Top buldunuz mu? Ricky Gervais gelecekti, geldi mi? Ah be! Vurdum şans sanıyorum ya. O da tutamadı. Bunlar ilkinin şansı. Evet, o da tutamadı. Üçüncü hakkında olsaydı şu anda. Neyse, tamam. Üçüncü hakkı... Artık nasıl anlamıyorum zamanı koyayım diye anlatıyor. Aa, vurdu! Bir dakika. Bir dakika, yavaş at oğlum, yavaş at. İyi vurdum ama. Her vurduğunda insan vurduğunu sanıyor, o garip bir şey. Top gitti sanıyorsun, meğer gitmemiş. Üzgür. Efendim? Şu adam dedikleri, şuradan dikkat edin. O ikisine, ben diyorum ki şeye atayım bak, şuradaki ağaca atayım, yavaş koşayım. Sence Türkiye'de niye gelişmedi bu? Çünkü daha yeni çıkmış, yeni yeni. Çünkü kimsede kas yok, amına koyayım diyorum. Şırnak'ta bile onun evi düşebilir misin? Geçen hafta Bayburt'taysın. Bilseydim orada şey yapardım ya, tanıtırdım oyunu. Koş Özgür! Koş! Çocuğunu düşün Özgür! Top geriye geldi lan. Abi geri döner o. Ben bir daha vuracaktım. Ha, yukarıdan geldi ama. Ya tam böyle hayatımda gördüğüm en büyük şey ya, böyle hayal kırıklığı. Tam vuracak gibi oluyor. Bir yer koş. İnsanın içinde kalıyor. Hocam biraz yavaş at. Tamam. Yavaş at. Çocuklar da genç. Top geldi bizim çocuklara, dur atarsın. Tamam, maç almamız lazım. Ya 150 lira oğlum, hangi takım satın bastın? Real Madrid'e satarım ben. Zaten sahte. Top sana geldi, sen bana gönderiyorsun. Aha koş, koş. Sop. Özgür hadi, koş. Koş Özgür. Koş Özgür. Özgür kazanmamız lazım. Özgür kazanmamız lazım maçı. Aha tutamadı. İşte aldık. İşte aldık. Bak bunda bizim iddia şirketi böyle, hemen veriyoruz parayı efendim. Allah razı olsun. Avut. Nasıl kardeşim bu? Sen al bak. Bu da böyle yapılır. Kural da şu. Kaleye bastığınız zaman top eğer kalecideyse açılmayın. Sizin kalenizdeki adamdan gittiğini teyit edene kadar ayrılmıyorsunuz. Kıvanç Tatlıtuğ'a mı benziyor? Şöyle. Çok uzaktan evet. Fazla değil. Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeten bir takım topları nasıl görüyor acaba? Aynen. Biraz daha erken ya reaksiyon gösterebilseydim. İnsan vuracağını sanıyor ya. Çok ya evet evet, tam havadayken hatta vuracağını sanıyor. Hatta vuramadığını kabul etmek istemiyor ya. Koş Fazlı! Koş! Fazlı koş! Koş, çabuk koş! Direkt koşacaktım değil mi? Koşmak gözüme büyüdü ya. Keşke vuramasaydım dedim içinden.
Vuramayınca daha güzel, duruyorsun yine yerinde. Biz puan aldık galiba. Normalde karşılık. Şimdi adamı sorsam yiyecek. Oradan bize gelmez mi? Oğlum anne anlayacak. Bir yerden sonra okuldaki gibi. Hocaya soruyorsun, anlamıyorsun. Anlıyormuş, yapmış. Bunun tek zevkli yanı vuruculuk abi. İşte anlamadığın anlarlarsa bütün sınıf gülmeye başlıyor. Seninki de zevkli mi? Bu bir hayat dersidir. Beyzbol hayata benzer. Hayatsa çokça beyzbola. Özgür! Vurmak çok zevkli de ömrünü anlayamadım. Kim nereye koşuyor, niye koşuyor anlayamadım. Şunu al. Bunlar çok soğuk. Onu uçak yap. Uçak yapsana, atayım bakayım hocaya ne yapacak. Aa güzel, koş 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 koş. Hala bak. Koşması zevkli değil ya. Kanka, biz alışmışız götümüze yiyip nifak yapma. Bu niye bana vurdu? Ebeli, yani seni elemek için sana dokunması lazım. Ha, ben onu bilmiyordum. Ben de başka bir şey mi sinir oldu sandım? Abi niye herkesi çıkartıyorum ben de? Onlar da şey yapmadı. Sana bir sürprizimiz var. Harbi mi? Ne oluyor? Aaa! Gaza geldik ya beyzbolda. Abi sen 3-4 tane durum var, onlar çok gereksiz oldu ya. Evet zaten ya, çok alacaktık. Topa çok iyi vurmuşsun zaten. Koşmana her gerek. Koş dedi, niye koşuyorsun ya? Abi ne bileyim, ben mi de niye koştuğumu da bilmiyorum. Çocuklar da gaza getiriyor. Aynen ya. Tam topu atıyorlar, şey diyorsun ya, kesin vuracağım ya. Kesin öyle, aynen aynen. Vuruyorum abi şu an hani. Çok ilginç. Hatta futbol vurdum, neden kimse şey koşmuyor ya diyorsun. Mesela futbolda topa vurursun dışarı çıkar hani, onda bir şey olmuyor. Vuramama hissi çok kötüymüş. Bizim stand-up izleyicisi bir taraftar gibi değil. Mesela Fenerbahçe'nin maçına gidersin 5 yer, öbür hafta gene gidersin. Aynen evet. Bizde mesela bir gösteriye gelir, gösteri kötü geçer, sen onun için ömür boyu bittin abi. Yıllar sonra en fazla bize dereden bir keçi kurtarırsın falan, öyle belki hani şov diye ana habere falan çıkarsan. Vay be, komik değil ama en azından kahraman ruhlu biri için. Ya daha bugün yazmış bile ilk sözde. Ya şey çekmiştim, mekan sahibi videoyu çekiyordu. Ona espri yaptım, dedim ki ya çekme dedim bilmem ne falan. Güzel espriymiş ya bu arada. Yok şey ya. Abi şeyim, stand-up'ımda hep böyle espriler yaparım. Ve hoş geldiniz, başlıyoruz. Çekme! Mesela bir kere de hoş geldiniz dedim abi. Abi o benim şakamdı ya. Ama evet, Özgür onu girişte yapıyordun değil mi sonra fazla? Ama ben onu... Ama az, yok ben orada bizi... da yapıyorum. Şeyde bir 10. dakika gibi, çünkü ilk 10 dakika kusuyorum abi heyecanla. Anca toparlıyorum. Yani peki daha... kakanın gelmesinin neden olduğunu biliyor musun? Peki sahneye niye sıçıyoruz? Ya fazla adam ne yani, güzel sana bilimsel, sana... bilimsel bir şey anlatacağım. İlk atalarımızda şöyle bir şey varmış. İlk stand-up'a çıkan ata. Ben de stand-up bekliyorum. Mızrak bağlı. Düşün, dümbüllüm. Öyle düşmandan kaçarken, yani mesela işte aslandan kaçıyorsun falan, işte avcı toplayıcı atayı düşün. Hafiflemeye çalışıyor, elindekileri atıyor ya. Vücudunda da ağırlık olduğu için o bağırsaklar atıyor onu. Heyecandan sıçma olayından bahsediyoruz. Ama ona evet. Sıçmak çok daha vakit kaybı abi. Ama kenara. Tabii ya. Yok abi, koşarken pata 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 pata. Ama ben heyecanlanınca benim büyük tuvaletim gelmiyor abi. Benim de gelmiyor. Benim fazla. Tansu da demek ki benim atalarım çok kaçmış. Heyecanla GoPro'yu açtım, ne güzel sohbet ediyoruz diye. GoPro'yu açtım. Arkadaşlar niye sıçıyoruz biliyor musun? Direkt Fazlı Polat Bey suçu. Ya Fazlı ile evet. Yapılan konuşma 4. dakikayı görmüyor abi. Yani... Önce dedi ki işiyon mu dedi gösteriden önce. Şeyi de getirdi hani, benden bekledi sıçma olayını da gelmeyince kendi gibi. Baktık ya hala işimi anlatıyor. Ya geç orayı. Neyse abi, sen bir de Özgür. Evet. Bana çok videolar geliyor, eleştiriler geliyor. Abi evet. Özgür Turan sana sallıyor abi. Twitch'te sallıyor. Abi, YouTube'da sallıyor. Abi beğenmiyorsa da söyle. Yani beğenmiyor değil. Yani yapmadığını iddia ediyorum. Ortada bir komedi. Daha beter. Ben Cem İşçilerin konuşabildiğine de inanmıyorum. Yok ama hakikaten hayatımda izlediğim en kötü komedilerden biri. Beni kötü bulması çok normal çünkü o çok iyi yani. Ben Özgür'ü izledim ya bu arada. Sen bunun ben üstüne... de izledin abi. Sen gene kötüsün. Abi. Şey ben izledim. İlk önce Mevlüt okutuyordu zannetim. Ama ben Özgür'ün ne kadar ilk gösterisini izledim. Göksizlik vardı. Hani mesela futbolda böyle büyük olay oluyor ya. Burada çok değişmiş.
Ben buralarda işte bak şu binada oturuyorum. Bambaşka bir konu açtım. Şu yuvarlak binada oturuyorum. Ya abi adam YouTube'la ilgisi yok herifin ya. Kim ne yapsın oğlum, görmediği bizi görüyoruz da buralar çok değilmiş. Kim izler bunu ya? Buralar çok değil. Arkadaşlar görmüyorsunuz ama buralar acayip değilmiş, haberiniz olsun. Fazlı, sen bu Rapid TV ilk bölümü Green'de çekecek demedin mi abi? Green abi. Bir inek konuk alırız artık. Sen burada bir de ineği gör. Ya acayip rahatlatıcı ya. Ve hiç şey, bedava Green. O zaman da bir Green bak. Bizim arkamıza şimdi manzara koyabiliyor musun? Hadi Green'de koyuyordunuz. Abi Green'de ben koyarım. Al, al sana Green hası. Bundan sonrası artık onlarda. Arkamıza yapsınlar güzel program. Öpüşünün var ama. Böyle format mı olur ya? Abi bir şey konuşmamız gerekiyor. Tamam, biz niye basıyoruz? Çok şey oldum yani. Ya ben hatırlıyor musun? İlk bu Rapid TV içerik yapmayı planladığımızda neler konuşuyorduk? Ve şu an nereye geldik? Ne yapıyorsun? Yani hiç ben böyle bir hayal etmemiştim ya. Format ararken geldiğimiz sonunda. Yani seyirciler yani. Şu anda hani ne zaman birbirini yalayacaklar diye bakıyorlar. Yani ne gerek var abi ya? Bu nasıl format abi şimdi? Abi sen konuşurken nefesim tuttuğum için sen sustuğun zamanlar nefes alacağım. Neden? Korona geçmesin. Ay karbondioksit çıkartıyorsun ya. Sen ne çıkartıyorsun? Ama ben kendi karbondioksitimi çıkartıyorum dışarıya. Oksijen almam lazım. Senin karbondioksitin burnuma geliyor. Oksijen alamıyorum. Peki benim için keşke ya. Bir bitkiyle yapsaydım. Bülent Ersoy Hindistan gezisinde kendisini Buda zanneden insanlara kalkın evladım ben Buda değilim diye bağırdı. Az önce bana konuşurken senin... Pardon. Maskeyle mi yapsak acaba? Bin poşeti mi taksak kafamıza? Onu Buda mı zannetmişler? Evet. Kim olduğunu da sor. Hiçbir şey anlamadım. Her şeyi öğreneyim ben. Nerede olmuş olay onu anlamadım. Hindistan. Hindistan'da. Nerede? Yani. Amasya'da mı olacak oğlum? Nerede olabilir ya? Niye Buda sansınlar? Bülent Ersoy normal Levent'te falan Buda sanabilirler mi ya? Buda oldu diye haberini yapabilirlerdi. Başımıza Buda geldi. Ben o haber... Aa Buda geldi. Ülkeye döndüğü zaman Bülent Ersoy. Şey, Buda geldi. Eskiden fanatiğin şeyi vardı ya, yendik Milan. Onun gibi bahsetti. Evet. Buda geldi. Ama Buda'ya ayıp olur canım. Adamların dini inancı yani. İnancı Buda mı? Onların Buda heykeli vardı değil mi? Buda bir şey. Buda kim abi? Heykel mi sanmışlar? Yok yok. Buda kim? Buda Budistlerin şeyi. Mesela... İne. Budistlerin taptığı. Taptığı değil. Taptığı değil. Hani bizim işte kiliselerdeki rahipler gibi herhalde. Bizdeki de müftü gibi bir şey herhalde. Sanki biz müftüye tapıyoruz o. Şeyin Buda zannetmeleri tabii evet enteresan. Ya o kıyafetinden dolayı hani o böyle sarı sarı renkli renkli şeyler giyiyor ya başını falan da kapatıyor falan. Ama o ben şey olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bizim Kenan Doğulu falan konser çıkışı geliyorlar işte Gülcüler falan para kapatmaya çalışıyorlar. Ünlü olduğunu biliyorlar ya. Bülent Ersoy. Gürcüler mi? Gürcüler. Kimle? Gürcülerle Azeriler. Oğlum şey Gülcü. Ha Gülcü. Niye Gürcüler? Gürcü anladım. Gürcü mü var Kenan Doğulu konser? Seni çok yakından hiç anlayamıyorum.